devam edeceğiz. İnşallah. Tugay, Boys Anılar olarak sadece konser çalışmaları mı var? Yani sadece konserlere, festivallere mi katılıyorsunuz? Yoksa size ulaşan hayranlarınız için onların düğünlerine de katılıyor musunuz? Kesinlikle düğünlere de katılmaktan çok büyük keyif alıyoruz. Çünkü düğünlerde damadın, gelinin mutluluğundan mutluluk duyuyoruz, mutlu oluyoruz. Hatta bu soruyu bize çoğu hayranlarımız soruyor. İşte siz artık sadece konser grubu oldunuz, düğünlerde sahneye çıkmıyorsunuz. Kesinlikle öyle bir şey yok. Düğünlere daha büyük bir şekilde, daha büyük bir zevkle çıkıyoruz. Çünkü dediğim gibi o mutluluk bizi de mutlu ediyor. Hatta çok küçük bir şey paylaşayım. Geçenlerde bir vatandaşımız aradı. Dedi ki, ya biz sizi aslında düğüne çağıracaktık da çok pahalı olduğunuzu duyduk. Fiyatlar felaket astronomikmiş. Biz de ulaşamayız. O fiyatlar bizim için çok yüksek. Onun için sizi hiç arama gereği bile duymadık. Gelmeyeceğinizi de bildiğimiz için, o fiyatı da biz karşılayamayacağımız için sizi hiç aramadık dedi. Ama her ne hikmetse oradan başka birisi, akrabalarından bir tanesi uyarmış. Hayır, bizim daha önceki düğünümüze geldiler. Çok da güzel bir program yaptılar. Fiyatları da o kadar uçuk değil. En azından bizim kesemizi yakmadı diye bilgi vermiş başka bir abimiz. Sonra bu abimiz tekrar diğer oğlunun düğünü için bizi aradı. Anlaşmamızı yaptık, gittik düğünlerini yaptık. Çok da güzel oldu. Zaten programlarımız %80, %90 düğün ağırlıklı. Düğün programları ağırlıklı. Yani bütün vatandaşlarımız, sadece Almanya değil, Avusturya, Hollanda, Belçika, Fransa, İsviçre, Danimarka, bütün bölgeleri, Avrupa'nın bütün bölgelerine, hatta gerekirse dünyanın bütün bölgelerine gitmeye hazırız. Çünkü düğünlerden daha çok büyük bir keyif alıyoruz. Fiyatlar da aman korkmayın, öyle astronomik değil, gerekeni yapıyoruz. Rahat olun. Ya düğünlerde bir şekilde biraz daha rahatsınız. Hani halkla daha bir iç içesiniz. Bir de o insanların mutluluğuna ortak oluyorsunuz. Herhalde bundan dolayı böyle bir şey yapıyorsunuz. İşte yine güzel bir noktaya dokundun. Belki de şeyden keyif alıyoruz. Hani o insanların düğününde bir nevi şahit oluyoruz. Onların zevklerine, keyiflerine, o günkü mutluluklarına şahit olup onların o mutluluğunu paylaşıyoruz. Biz de kendimize bir pay çıkartıyoruz. Vay be, ben de şöyle bir gün evleneceğim, ben de böyle güzel düğün yapacağım falan, onun hayaliyle falan. Hani terzi kendi söküğünü dikemezmiş misali. Biz de her hafta başka bir düğün yapıyoruz ama kendi düğünümüzü henüz yapamadık. İnşallah bundan sonra kendi düğünümüze geliyor sıra. Ama bizi arayın sevgili vatandaşlarımız. Hiç çekinmeyin. Zaten Boys Anılar olarak her zaman bize ulaşabileceğiniz iletişim sitemiz boysanılar.net. Orada telefon numaralarımız da mevcut. Facebook adresimiz de mevcut. Dediğim gibi bütün menajerlik iletişim numaralarımız mevcut. Hiç çekinmeyin. Arayın bizi. Gelelim aslanlar gibi bir düğün yapalım size. Sevgili izleyenlerimiz, Boys Anılar adına bugün Tugay bizlerle birlikteydi. Bizlere röportaj verdi. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Tugay, Boys Anılar adına bir şeyler söylemek ister misiniz? Boys Anılar şu an yanımızda yok arkadaşlar. Ben bugün sadece Tugay Ören olarak, solo olarak ekranlar karşısındayım, sizlerin karşısındayım. Ama bütün arkadaşlarım bol bol, kucak dolusu sevgi ve selamlarını gönderdiler. Bir dahaki programlarda bol bol Mikail ve Memoli sayesinde, Kanal T sayesinde birlikte olmaya devam edeceğiz. Sağ olsunlar bizleri artık konserlerimizde, bütün sahne çalışmalarımızda takip ediyorlar. Çok felaketler, çok yamanlar bu konuda, onu da söyleyeyim. Hiçbir şeyi kaçırmıyorlar. İnşallah birlikte olacağız. Bir dahaki röportajımızı Boys Anılar olarak Tugay, Uğur, Tano ve Batolga olarak vereceğiz. O röportajda yine görüşmek üzere. Müzik çalışmalarımızı takip edin. Hoşça kalın, mutlu kalın. Hep Boys Anılar'ın müzikleriyle kalın diyorum. Saygılar. Avrupa Metropol tüm güzelliğiyle devam ediyor sevgili izleyenlerimiz. Tugay Ören ve DJ Batolga der ki, Avrupa'dan Türkiye'ye uzanan köprünüz, Avrupa Metropol'den ayrılmayın.
Bizler Avrupalı göçmenler olarak Avrupa'nın dört bir tarafına örf ve adetlerimizi tanıtıyoruz sevgili izleyenlerimiz. Bunların en güzel örneğini Beauvais'de yaşadık. Fransa'nın Beauvais şehrine gideceğiz. Anadolu Türk Festivali düzenlenmişti. Bizler de Avrupa Metropol ekibi olarak sizler için o festivalde bulunduk ve en özel görüntüleri aldık. Dilerseniz hep birlikte izleyelim. Alors vive l'association Franco-Turc. Bien chassant Turc Français d'année et Beauvais à Anadolu bien sûr. Beauvais à Anadolu d'année. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Faiz Paşmuzel olsunuz efendim. Turgut Kural Bey sizlerle. Değerli vatandaşlarımız, aramızda Türkiye'den gelerek bugünün hazırlanmasına katkıda bulunan değerli belediyelerimiz ve değerli Türk kuruluşlarının temsilcileri var. Kendilerine böyle bir günde uzaklardaki Fransa'nın Beauvais şehrindeki Türk toplumunu unutmadıkları için, yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum. Bizler Türkiye'yi temsil etmek üzere, vatandaşlarımıza hizmet etmek üzere yurt dışına gönderilen görevliler olarak Türkiye'den bizi desteklemeye gelen, vatandaşlarımızı desteklemeye gelen kardeşlerimizi, arkadaşlarımızı hep çok büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz. Bugün Beauvais'de yaklaşık 750 Türk aile var. Böyle sabahtan akşama uzun süren bir festivalin düzenlenmesine katkıda bulundukları için ve ayrıca programın herhangi bir saatinde, mesela şu an salonda bu kadar sayıda insanla temsil edildikleri için, kendileri adına böyle bir organizasyonu yapan Sayın Başkan Aysun Otgünlüğü yalnız bırakmadıkları için onlara da teşekkür ediyorum. Salondaki sizlere teşekkür ediyorum. Aysun kendilerine plaketlerini takdim ediyor. Uşak Belediyesi Başkanı Ali Erdoğan adına Emel Taylan Hanım efendi plaketini almak üzere. Mustafa Kemal Atatürk'a. Merci beaucoup Uşak. Evet Uşak Belediyesi'nden efendim çok güzel. Sayın konuklar, hepiniz hoş geldiniz. Size çok uzaklardan selamlar, sevgiler getirdim. Özlemiz gitsin diye bizler buradayız. Bu güzel günde sizlerle beraber olmak bizleri çok mutlu etti. Sağ olun. Türk bayraklı halı alayım efendim Aysun Hanım'a derneğe hediye ediyorlar. Teşekkür ediyoruz. Monsieur Vekir, souhaiterait vous remettre ce tapis. Donc c'est une tapisserie de Uşak. İyi vallahi, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bak ne güzel Türk günümüzü kutluyoruz bu festivalimize. Daha ne diyeyim? Her sene sen açıyorsun bunları ama. Yok yok. Hepimiz açıyoruz burada. Yani en çok seni çalıştırıyorlar. Çalışıyoruz. Helal ol, hoş olsun. Yani değer. Böyle bir Türk günümüz için değer yani böyle bir şeylik. Ruziye Hanım'a selam söylüyorum, öpüyorum. İyi günler.
Sevgili izleyenlerimiz, gördüğünüz gibi 7'den 70'e herkes